İsviçre'deki Türk kökenli sivil toplum kuruluşlarına... Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre temsilciliği, ülke genelinde faaliyet gösteren 41 temsilcisine rozet takma merasimi düzenledi. AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 41 temsilcinin rozetini kendi elleriyle taktı. 41 kere maşallah sloganıyla İsviçre genelindeki 41 temsilcisinin tanıtıldığı merasime ilgi büyük oldu. Arkadaşımız Mehmet Çelik'in etkinlik sonrasında yaptığı röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Slogan'ın sahibi Suat Şahin Beyefendi ile birlikte. Suat Bey, hoş geldiniz. UETD'nin 41 temsilcisinin tanıtım akşamındayız bugün ve siz de bu iş adamı olarak burada bulundunuz. UETD'nin 41 temsilcisi projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, sağ olun. Öncelikle hoş bulduk. Sağ olsun UETD temsilcileri zaman zaman bizi bu tür toplantılarına davet ediyorlar. Biz de bugünlerde yalnız bırakmamak için geliyoruz. Çalışmalarını kısa zamanda olsa çok başarılı buluyoruz. Duyarlı olduklarını fark ediyoruz. Uzaktan ve yakından takip etmeye çalışıyoruz. İnanın İsviçre'de bu tür kuruluşlara ihtiyacımız var. İsviçre'nin ünlü iş adamlarından Cesur Çıtak Beyefendi birlikte. Cesur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. UETD'nin 41 temsilci tanıtım akşamındayız bugün ve siz de bu iş adamı olarak burada destek veriyorsunuz. UETD'nin 41 temsilci projesini nasıl buluyorsunuz? Bu 41 temsilci projesini onaylıyorum. Daha doğrusu destekliyorum maddi ve manen. Çünkü bu temsilcilerimiz bizim vatandaşımız için, bizim vatandaşımızın hayırı için ve bizim vatandaşa ulaşmak için çok önemli temsilcilikler olduğundan dolayı kesinlikle destekliyorum. UETD İsviçre Başkanı Emre Hasan Yılmaz Beyefendi ile birlikte. Emre Bey, hoş geldiniz. Bugün çok başarılı bir organizasyona imza attınız ve 41 temsilci projesini tanıttınız. Ve dolu bir salonda tanıttınız. Bu proje hakkında sizden detaylı bilgiler alabilir miyiz? Evet, bugün 41 temsilciyle İsviçre'nin 41 noktasında hizmetteyiz dedik. Sloganımız da 41 kere maşallah idi. İsviçre'de 19 aylık bir zaman süresi içerisinde birçok çalışmaya, arkadaşlarımın cani gönülden destekleriyle, fedakarlıklarıyla bu noktaya getirdik. Bizim tavanımız sağlamlaştı ama eksik kaldığımız bir yön vardı. O da tabandı. Şu andaki 41 temsilcimiz ile İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarımızın %89'una ulaşıyor olacağız. Tabii bu rakam şu anda bizim için yeterli değil. İnşallah bundan sonraki süreçte, önümüzdeki dönemde peyderpey temsilci sayımızı artırarak nerede bir vatandaşımız varsa onlara yalnız değilsiniz diyecek, onların sıkıntılarına ortak olacak ve bu problemlerine çözüm odaklı çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca önümüzde İsviçre'nin bir genel seçimleri var. Buraya da çifte vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde katılımını artırıcı çalışma ve faaliyetlere en kısa sürede siz basın aracılığıyla buradaki vatandaşlarımıza duyurarak katılım oranını çok ciddi manada artırmayı düşünüyoruz ki UETD'nin önemli görevlerinden bir tanesi de bu zaten. İstanbul AK Parti Milletvekili Metin Külünk Beyefendi ile birlikte. Metin Bey, size hoş geldiniz. Hoş bulduk. UETD'nin düzenlediği 41 temsilci projesinin tanıtım gecesindeyiz bugün ve siz de buradasınız. 10. geceniz her defa İsviçre'ye. Evet. İsviçre'de bugünkü gece hakkındaki düşüncelerinizi, değerlendirmenizi sizden alabilir miyiz? Yani ben müthiş bir heyecan duydum. Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin İsviçre Teşkilatı'nın bu örgütlenme modeli ciddi anlamda duygulandırdı ve mutlu etti. Bir teşkilatı teşkilat yapan insana dokunabilmesidir. İnsana dokunabilmek için de inanmış insanlar bir araya gelmeli. Bu akşam burada UETD'nin ideallerine, hedeflerine inanmış bir topluluk gördüm. İnanıyorum ki bu topluluk örgütlü bir şekilde İsviçre'deki 150 bine yakın vatandaşımızın meselelerine daha yakın ilgi göstereceklerdir. Ve burada ortaya çıkan enerji İsviçreli Türklerin geleceğe yönelik ümitlerinin daha çok yükselmesine neden olacaktır. Ben bu heyecanın ortaya çıkmasına vesile olan UETD İsviçre Teşkilatı'nı başta Başkanı Emre Bey olmak üzere tebrik ediyorum.
Bu akşam buraya gelen arkadaşlarımızı da sizler aracılığıyla tebrik ediyorum. Tabii ki bu gördüğüm kadarıyla, benim izlediğim kadarıyla bu model ilk Avrupa'da ve son derece de kıymetli.